Evet, tekrar merhaba arkadaşlar. Bakın, kısmi türevin geometrik yorumuna başlamadan şöyle bir örnek çözmeyi muhakkak istedim arkadaşlar. Hemen bakalım. Gerçekten de bakın sınavlarda karşılaşma ihtimalimiz yüksektir böyle sorularla. İki değişkenli bir fonksiyon tanımlamış arkadaşlar. X kare artı y kare çarpı sinüslü bir ifade var. Limit süreklilik kısmından çok alışkınım ben buraya. Öyle değil mi? Çok buna benzer sorular çözdüm. Nasıl tanımlanmış? Sıfıra sıfırın dışında böyle, sıfıra sıfırda da sıfır diye tanımlanmış arkadaşlar. Şimdi bu tür sorularda bakın şunu görmenizi istiyorum. X'e göre kısmi türevi alıp sıfıra sıfır noktasını koyun diyor. Şimdi artık bir nokta koyalım buraya. Şöyle bir nokta koyalım. Diyelim ki arkadaşlar buna benzer bir soruyla karşılaştığınızda X'e göre ya da Y'ye göre kısmi türevi istediği zaman şuna dikkat edin. Gerçekten türevi daha bakın uzun uzun almadan, yani değil mi? Normalde şunu yapıyor olmanız gerekiyor. F'in x'e göre türevi, türev alma kurallarından almanızda hiçbir sakınca yok. Nedir? Birincinin türevi çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi çarpı birinci. Ama anlıyorum ki, bakın payda kısmında x'li y'li ifadeler gelecek. Yani ifadeyi tanımsız yapacak değerler gelecek. Yani bu tür sorular için şöyle bir nokta koyun kendinize. Deyin ki, ben bunu çözeceğim. Bana sınavda bunu sormuşlar. Ama acaba türevin tanımını zorlayan sorulardan olabilir mi? Derseniz hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bakın gerçekten bu soruda bu türevin tanımını zorlayacak bir yapı var. Hemen şöyle çok az bir göstereyim. X'e göre türev soruyor. Birincinin türevi ne olacak arkadaşlar? 2x çarpı sinüs. Bakın 1 bölü karekök içinde x kare artı y kare. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın daha buradan. Yani nokta yerine koyamayacaksın. Artı birinci çarpı ikincinin türevi diyor. İkincinin türevinden de zaten keza aynı şekilde aşağı gelecek arkadaşlar. Yapı falan filan böyle devam edecek. De ki evet ben bunu uygulamayacağım bile. Neden? Çünkü bu tür sorular neye zorluyor beni? Türevin tanımını kullanmaya zorluyor. Türevin tanımından yap diyorum. Tamam arkadaşlar? Buradan yapalım. Peki eğer burayı yakalarsak eğer işim kolay. Ama burada bakın bir güzellik daha var içinde. Bir güzellik daha çıkacak. F'in x'e göre 0'a 0. Şimdi o zaman türevin tanımını ben biliyorum. Türevin tanımı neydi arkadaşlar? Türevin tanımı bir limit hesabıydı. H 0'a giderken. Diyordu ki f fonksiyonunda x'e göre türevden bahsediyorsa şunu yapmanı istiyordu arkadaşlar. X'e artım ver. Ama noktada diyor 0 artı h virgül 0 eksi neydi? F 0'a 0 değişimin oranıydı türev. Bölü h'tı. Yaptım zaten değil mi? Bir önceki videomda aynısını uzun uzun anlattım. Dolayısıyla burada şunu dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. H sıfıra giderken lütfen dikkat. X gördüğün yere ne koyacakmışsın? H. Y gördüğün yere 0. O zaman fonksiyonda X gördüğümüz yere H koyuyoruz. Y gördüğümüz yere 0 koyuyoruz. Şöyle olacak mı arkadaşlar? H kare artı 0 bir görünce yazayım şöyle çarpı sinüs 1 bölü lütfen dikkat. Karekök içinde h kare mi gelecek arkadaşlar burası öyle. Eksi f 0'a 0 aman dikkat f 0'a 0 nedir? Bak f 0'a 0 nedir? 0. Bölü h. Dolayısıyla bu limiti bir kere daha şöyle yazmak istiyorum ben. H 0'a gidiyor. H'lar sadeleşti. Burada h kaldı. Güzel bu da hoş. Sinüs 1 bölü karekök h kare dışarı nasıl çıkar? Mutlak değer h diye çıkar. Bu da sinüsün içinde unutma. Bakın gerçekten de bir türevin tanımını uygulamayı biliyorum. İki gelen limit de güzel bir limit oldu bakın. Ben size bu şekildeki limitleri göstermiştim. Hatırlar mısınız? Şöyle biraz da bekliyorum düşünün diye. Gerçekten de bunu gördüğünüz anda çok basit aslında. H sıfıra giderken nedir? H sıfır çarpı sinüs. Sinüsle ifade eksi 1 ile 1 arasında bir sayı değil mi arkadaşlar burası? Burası her halükarda eksi 1 ile artı 1 arasında bir sayı sinüsle ifade. Dolayısıyla sıfırla çarparsan cevabı net. Bunun cevabı net. Sıfırmış arkadaşlar. Bu kadar. Gerçekten de bu limit mevcutmuş ve sıfır eşitmiş. Dolayısıyla f'in x'e göre türevi sıfıra sıfırda sıfır eşitmiş arkadaşlar. Bakın inanılmaz basittir aslında ama yakalarsanız. Hocam nasıl göstereceğim ben bunu? Var mı yorumu olan? Bakın şöyle. Yaptım böyle çok örnek. Sıkıştırma teoremi ya da kuralı ne derseniz arkadaşlar yaparsanız olay biter. Sinüsle ifade eksi 1 ile 1 arasındadır. Her tarafı h ile çarpıp uygun şekilde ondan sonra h'ın negatif ya da pozitif olma durumuna göre çok net bakarsınız. Her halükarda sıfıra gittiğini görürsünüz sıkıştırma kuralında.
Olay budur arkadaşlar. Dolayısıyla y'ye göre kısmi türev de aynı şekilde gelecek. 0'a 0'da baktığınızda umarım anlaşılmıştır. Limit h giderken 0'a türevin tanımını uyguluyorum. F bu sefer y'ye artım vereceğim. Ama 0'a 0'da incelediğim için x'e 0 veriyorum. Y'ye de 0 veriyorum. Ama buna h artımı veriyorum. F 0'a 0 bölü h. O da eşittir. Limit h giderken 0'a. Fonksiyonda x gördüğün yere 0, y gördüğün yere h koy diyor. Güzel. X gördüğümüz yere 0, y gördüğümüz yere h koyuyoruz. H kare geldi çarpı sinüs 1 bölü. Artık anladık, burası karekök içinde h kare oldu. Eksi f 0'a 0, 0 diye tanımlı. Bölü h. Aynı limit. Eşittir limit. H giderken 0'a. H'lar sadeleşti. H kaldı. Sinüs 1 bölü mutlak değer h oldu. Bunu da anlattım. 0 olduğunu. Sıkıştırma kuralından yine gözüküyor. Bu şu anlama gelir. Bu limitte mevcutmuş ve değeri 0'mış. Demek ki f'in y'ye göre kısmi türevinde 0'a 0'da cevabımız 0'mış arkadaşlar. Bakın böyle bir soru tekrar çözmeden geometrik yoruma başlamak istemedim. Tek bir soru örneğim var elimde. Oldukça önemseriz arkadaşlar bu kısmı. Sınavlarda karşınıza çıkma ihtimali yüksektir. Dediğim gibi ufacık bir mantığı öğrendikten sonra zaten hiçbir problem yok gördüğünüz gibi. Umarım oldu. İki tane soru çözmüş olduk buradan zaten. Bundan sonrasında arkadaşlar artık geometrik olarak ne anlama geliyor kısmi türevler, onu yorumlayalım. Diğer videolarımda görüşelim arkadaşlar. Bay bay.